Evet, şimdi yapacağımız çalışma artık fragmentlarda son örneğimiz olsun. Ben öncelikle şunları açıyorum arkadaşlar. Diyalog fragment nedir? Android'de fragment yapısında kullanabildiğiniz bir sınıf. Şöyle birkaç kaynaktan bakalım. Net hatırlamıyorum. Daha önce yapmıştım. Böyle vpager kullanılıyor yine içerisinde. Böyle bakalım. Bunun haricinde biz fragmentta tab fragment'ı biliyoruz. Tab fragment'ta şu yapı. Bir de biz bu yapıya diyorum ki navigation driver ekleyelim. Yani şu. Hem navigation driver olsun hem de tab'ler olsun. Öncelikle tab'i açıp navigation eklemek mi mantıklıdır? Navigation'ı açıp tab'i eklemek mi? Navigation'ı açıp eklemek. Yani navigation'ın XML class'larını falan üretmektense vakit kazanırız. önce navigation üretip daha sonra tab'i eklerim. O halde başlayalım. Batımı da ekleyebiliriz. Batım da olabilirdi. Hepsini de kullanabilirsiniz. Hiç sakınca yok. Yani projenizin çalışmasına engel olmuyor bunlar. Hatta bakınız projeyi daha zenginleştirdiğinizde hem search view, bunun haricinde normal menü ikonu, tab'ler, navigation Hocam bir driver, soru bunları bilmiyorum. eklediğinizde daha Onların zengin hale işler şey mi getirebilirsiniz. oluyor? Hani menünün hani üstte gözüken şey mi oluyor? Hangisi? Hani search view var ya, onlara da always kısmı mı oluyor? Menünün. Bu geçen hafta yapmıştık ya biz. Ha, neydi Search mesela? view tıkladığında genişliyor. Ona örnek bu. Bir de bakınız burada ortada şey yapmışlar. Progress bar değil mi? Progress bar değil herhalde. List view'da kullanılan İzlediğimle alakalı şey. onunla alakalı bir makale yazmıştım. Dur ki. İsmini aklıma gelmiyor. Refresh. Unuttum. Geçen konuşmuştuk. Swipe refresh ile Smart yaptım. Bakınız onu merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Swipe. Refresh. Kullanılan değil mi? Ne? Twitter'da kullanılan. Twitter'da vardı herhalde. Atanın şeyini Yani atmıştık ya. buradaki mantık da Device'ın şu. Bu Swipe Refresh Layout ise adaptörü tazelemeniz gerekiyor. Güncelleyeceksiniz. Yeni veri varsa göstermek istiyorsunuz. Yukarıdan aşağıya çekip bırakıyorsun. O bu şekilde animasyon getiriyor senin için. Veriyi güncelleyip adaptörü tazeliyor. haber sitede falan var mesela. Ondan Yani yapabilirsiniz. tekrar yenilediği zaman şu şekilde animasyon kendisi getiriyor. Bir şey eklemene gerek yok. Komple tüm mesela List View ya da Recycle View'ı doğrudan Swipe Refresh Layout nesnesi içerisine eklediğin zaman kendi içerisinde güncelleme işlemi yapıyor. Merak ediyorsanız onlara da bakabilirsiniz. Ne diyelim? Navigation Driver. Fragment toplu örnek diyelim. Hiç karıştırmayalım. Evet, hangisini seçiyorum? Bu arada Batım Navigation'ı örneklendirmiş miydim? Bir de yapmıştık şey İyi. ama. Batım, ben Bir de yapmıştık. bakmıştım varmış. Batım Navigation'ı Bir de yaptık. Batım Navigation'la şu Navigation Driver mantıken birebir aynı. Sadece Yaptı. Tek şey değişen ne arkadaşlar? Design'a şey alta iniyordu. Dün yaptığımız iki tane örnek yaptık. Orada Fragment Transaction kullandık. Batım Navigation'da tıkladığınız nesnenin ID'sini Instagram'daki gibi değil mi? Alt tarafta olmuyor mu? Tamam, o şekilde. Batım Navigation'da tıkladığın nesnenin ID'sini yakalıyorsan Fragment Transaction dün yaptığımız metodu aynısını buraya ekliyorsun. Birebir mantık aynı. Değişen hiçbir şey yok. Tab Fragment'da sadece vpager kullanıldığı için sağ sola swipe edebiliyorsun. Öyle bir avantajı var Tab Fragment'ın. Navigation Driver Activity ekledim. Dün yine göstermiştim herhalde. Ben yine dayanamayacağım, o örneği yapacağım herhalde. Google AdSense. Google AdSense'de Android diyelim. Bu Google AdSense nedir diye soruyorsanız, mobil Yok. uygulamada mesela AdMob reklamı eklediğiniz zaman, mesela uygulamanıza tıklanıp gelir kazandığınız zaman kazançlar Google AdSense içerisine düşüyor. Yani ödemelerinizi Google AdSense'ten alabiliyorsunuz. Belirli bir limit var. 200 TL alt limitine ulaştığınız zaman bankaya otomatik ödeme talimatı gönderebiliyorsunuz. Parayı hesabınıza yatırıyorlar. Yani mobil uygulamadan
kazançları takibini Google AdSense uygulamasından sağlayabilirsiniz. Şimdi böyle bir benzer uygulama arayüzü hazırlayalım istiyorum. En azından şu kartlar falan olsun. Şöyle tam görüntüyü göremedim. AdSense Android. Direkt Play Store'dan bakalım. Ads değil, AdSense. Belki Ads'de de görüntü aynıdır. Şimdi şunu yapacağız. Buradaki kısmı biz zaten dün yaptık. Burası neydi? Navigation Driver. Tıkladığım zaman ne yapıyorum? Frequent Transaction sınıfı sayesinde content, yani şu alanı değiştiriyorum. Aynı zamanda bu alanı VPager kullanarak yine değiştirebilirim. Ya da şuradaki tablerin değerlerini değiştirerek de buradaki alanı değiştireceğiz. Benzer bir tasarım yapmaya çalışalım. Yine uygulama ismi aynı olsun. Bu Navigation Driver'ı ekledikten sonra res menü itemlerini özelleştirmek istiyorsam ne yapacağım? Şu kısma girdim. Buradaki tab başlıkları birebir aynı olsun istiyorum. Şöyle. Hocam bir şey yaparsak, çok bir yapmamız gerekirse o zaman string diye başlayacağız değil mi? İsmini şey String şuradan alacaksınız. Mesela evet. Çoklu dil desteği sağlamak istiyorsanız. O ismi yerine öyle string diye başlayan ifadeyi kullanacağız, doğru mu? Aynen. Göstereyim, o şekilde yapalım biz. Şu ikonları önce bir kaldıralım. Burası size. Platform. URL chain'iz. Onu sildik mi? Şu. Sitenin üzerinde miydi? URL, evet doğru. Site, country, platform, ad, bir de ne var? Ad size. Şimdi bunların isimlerini nav alt dire. Neydi? Custom Channels. Değerlerinin hepsini ekledim. Şimdi ben bu yazıları farklı ülkelerden kullanacak kullanıcıları da düşünerek doğrudan değişken içerisinde göndermiyorum. Bakınız, üzerine geldiğinizde Hardcore String Overview should be used at string resource diyor ki bunu doğrudan sen buraya ekleme, at string olarak ifade edersen ben bunu doğrudan string XML dosyası içerisinden çekebilirim. Bunları kopyalıyorum. String name. Şöyle nav diyelim. Bunların hepsini şimdi bu şekilde getiriyorum.
Bu arada bir yanlışlık yaptım, fark eden oldu mu? Sanki bilgisayar mı dedi bir yerde değil mi? Now Altre platform zaten bir neslin ID'si. Ben bir de gittim onu ne yaptım? String klasörü içerisinde bir neslin ID'si olarak tanımladım. Yani Now Altre platformu kopyaladım. Ne yapmam lazım bunları? İsimlerini item altre şeklinde başlatırsam nesne ID'leri çakışmaz. Şurayı değiştirelim. Navları item altına yazıyorum. Şu an çoklu dil desteğine uygun hale getiriyoruz projemizi. Bu çok önemli bir kısım. Normalde hiçbir zaman nesnenin içerisinde bulunan string değerlerini XML tarafında ya da Java kodları tarafında yazmayın. Doğrudan string XML içerisinde çekin. String XML'i kopyalayıp farklı dil dosyası haline getirirseniz çoklu dil desteği sağlamış olursunuz. Hiç uğraşmazsınız. Böyle tek tek nerede ne yazmıştım. Hiç bunlara uğraşmamış oluyorsunuz. Bakınız artık ben bunları @string olarak çağırabilirim. Neydi? Item altre overview. Hepsini bu şekilde getirelim. Evet, buradaki değerler artık nereden geldi? String XML dosyası içerisinden geldi. Bunların ikonları hepsini kaldıralım. Şu an bu ikonlarla uğraşmayalım. Evet, şimdi şu değerleri kaldırmak istiyorsam, ben now header main kullanmak istemiyorsam, gerçi bu projede vardı. Mesela ben burada kaldırmıştım. Ama burada nav header main var. Navigation header title. Orayı bulalım. Layout'a geldim. Nav header main'e geldim. Buradaki görsel nasıl? Nasıl yapabiliriz? Benzer şekilde yapmak istiyorum da. Bilgisayarda Photoshop var, hızlıca oradan bir yapsam daha iyi olur. AdSense Publisher. Şu kısmı değiştirelim. Android Studio zaten XML'de yazıyordur. AdSense Publisher. Bunun haricinde altta ne yazıyor? Publisher at Google.com. Setting, action setting. Burası var mı? Neyse kalsın burası. Şimdi nav header main'de buralar değişti. İkon kısmını değiştirelim. AdSense'in ikonu şöyle Google Ads yazalım. Logo. AdSense'de aynı değil mi logosu? Şu görselde hangisi? Şu. Şu ortadaki. Bak. Baştakini koydum çünkü isimsiz. İsimsiz lazımdı herhalde bize. Bu olsun, bunu indirelim.
JPEG mi? Bir logo indirmek bu kadar uzun sürmese gerek. Kafaya koydum, indireceğim onu ben. PNG dedik ama. Görsel de çok yüksek, çalışırken patlayacak. Görsel çok, bunu ufaltalım. Ha, PNG geldi, tamam. Bunu Photoshop'ta biraz ufaltmam gerekecek ama. Çünkü Android'de açamayacak, hata verecek. Image size. Çok sıkı. Yarı yarı indirelim. Cemil, sıkı. 3 cm. Değil mi hocam? Pixel art değerlendirse daha iyi mi hocam? Sağ tarafı yüksek hocam. Yok. Ben bunu pixel art yapıyorum. Bu maksimum 600. O bile fazla yani. 256 idi galiba değil mi? 260 mıydı? 300 yapsak. Bakalım gözle görelim. Tamam, bu kadar ideal olur. Save as. Logo PNG olsun. Logoyu aldım. Drawable klasörü içerisine taşıyorum. Şimdi buradaki resim her boyuta uyum sağlayabilmesi için Nip Image Asset yaptım. Şimdi buradan resmi seçmem gerekiyor. Foreground ne demek? Üst renk, background, arka plan. Arka plan zemini ne renk olacak? Beyaz renk olacak. Beyazı seçtim. Foreground üstteki ne olacak? Pet olarak da belirtelim. Drawable klasörüm içerisinde masa üstünden sildik mi onu? Bunun boyutu yüksekti. Şu. Bunu kopyalayalım. Bunun adresi alabiliyor muyuz? Logo PNG. Boyut olarak böyle dursun. Next. İyice elancı da değişirsin. Bu şekilde getirdi. Çalıştırdığımızda nasıl gösteriyor? Yani ben buraya normal bu şekilde köşeli değil de yuvarlak istiyorsam hazır bir nesne kullanmam gerekiyor. Bakınız GitHub'a giriyorum. Circle image gibi yazıyorum. Nasıl yazıyordu? Circle. Android'de böyle bir nesne olmadığını düşünerek geliştiriciler ihtiyaçtan dolayı bu tip nesneler üretiyorlar. Bakınız bu XML tarafına bunu ekliyorsunuz, design kısmına. Doğrudan resmi oval hale getiriyor. Destekleme kütüphanesini projeme dahil ediyorum. İmplementasyon olarak bunu ekleyelim. Şimdi şuradaki kodları kopyalıyorum. Nereye ekleyeceğim? Nav header main, image view'un bulunduğu kısma bir alt satırı yapıştırdım. Şu kısımlar yine böyle aynı kalsın. Wrap content. ID de aynı olması lazım. SRC'yi unutmayalım. Burayı sildim artık. ID'yi unuttuk mu? Image view'yu sildim.
Evet, resim oval hale geldi. Yani internette gördüğümüz gibi resimdekiyle aynı formatı getirdik. Nerede? Evet, bu şekilde. Ama burada şu kısmı kaldırıyorum. Div border width yazıyor ya, burayı 0 deyip ya da hiç yazmazsanız, kenarlık eklemek istiyorsanız bunu belirtebilirsiniz. İstemezseniz birebir aynı şekilde getirirsiniz. Şuraya buradaki resmi nasıl ekliyorlar? Buraya tıklayınca hesaplar arası geçiş yapıyor. Bunu nasıl yapıyorlar net bilmiyorum. Bu da araştırma konusu. Şu görselin aynısını yapabilirsin. Tom Friend de eklenebiliyor. Ne? Tom Friend de eklenebiliyor. Mesela giriş yap. Eklenebilir. Diyoruz ya, bu nesneler özelleştirilebiliyor. Şunu hızlıca bir ekleyelim. 600 ile 400 ipi yeterli olur herhalde. Yatay bir resim olacak. Bu background'ı internette bulamayacağımı düşünerek kendim ekleyeceğim. Bu yeni sürümde bayağı değiştirmişler burayı. Hocam şey, bu çizgi kutu var ya hocam. Çizgi kutu. Hangisi? Bu mu? Şey ben şunu kullanıyorum. Bu mu? Hayır hocam, önce bir kare alalım. Gençliğe mutlu tutalım, ondan sonra buraya kısmı var. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle şöyle kenardan bıraktığım zaman o geliyor zaten böyle. Şöyle üçgen seçtim. Enter. Rengi ekledim. Burayı ekledim. Şimdi şu kısım bu şekilde nasıl diyelim? Şu şekilde yapalım. Biraz aynı tonu yakalayabilecek miyiz net bilmiyorum ama çizgi olarak şurası benzer bir şey olsa yeterli. Rengi de kopyaladım. Burayı da ekledim. Geri kalan tüm kısım şurası. Hatta şöyle. Burası da sarı bir renk. Tabii şurayı da açmamız lazım. Resimler üst üste geçti herhalde. Hocam şu an ne yapıyorsun? Yaptığın Android ile hiç alakası yok şey, olmayan şeyler. Ben buraya Photoshop öğrenmeye mi geldim? Diyen var mı? Yok, de öğrenmek gerekmez. Değişiklik iyidir ya. Böyle en azından bir fikrimiz olsun. Bence iyi olur. Benzer olarak öyle bir görsel dizayn etmeye çalıştık. Uğraştığımızda değdi mi net bilmiyorum ama 3 renk tonu mu var? Hocam, şurada da bir çizgi var. Onu da ekleyelim. Madem o kadar uğraştık. O renk tonu da bulalım. Ne? Bak şu araç var ya. Gözüküyor mu oradan? Renk tonlarını yakalayan araç. Android'de de var bu nesne. Neyse, benzer olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Şöyle bir görsel. Belki XML'de shape olarak üretmiş olabilirler. Net bunu bilmiyorum. Ne? PNG mi yapalım? JPEG mi? PNG yapalım. Background diyelim ona. Evet, arka plan resmi ne olacak? Background. Buna da background demiştik. Background.png. Evet, birebir benzer bir görsel üretmiş olduk. Şimdi şurası var. Benim Android içerisindeki Colors XML'de bulunan renk tonlarını değiştirmem lazım. Evet, demiştim daha önce, web geliştirici araçları var. Firefox Developer Edition'dan.
Burada renk tonlarını yakalayabileceğin hazır bir araç var zaten. Kopyaladım. Üstteki renk tonu hangisi? Eyvah eyvah. Niye böyle geldi? Üstteki koyu olan. Buraya yapıştırdım. Alttaki toolbar'ın rengi. Şu pembe olan kısımda şurada gördüğünüz turuncu arkadaşlar. Üzerine seçtiniz ya. Şu kısım. Evet, burası da şu. Normalde bizim Tefragment örneğinde altı pembe çıkıyordu yaptığımız örnekte. Bunun rengini bu şekilde değiştirirseniz aynı tonları yakalarsınız. Buna bir bakalım niye böyle hata vermiş. Rebuild edelim bakalım. Şeyden alabilirim hocam. Bizim hani içine bir gelin, oradan kırmızı yanmış olabilir. Şeyin o, makar verdiği gelin. Ha, tamam, şu an kızması normal. Buraları değiştirmedim henüz. Buraları değiştirelim. R.id. Mav add size. Bunların her birini ekliyorum. Sırası önemli değil mi? Ney? Sırası. Değil. Ne yaptın? Gönderdiği id'i ben o tab olarak almıyorum. Nasıl id'i? Nerede? Şey, yani mesela layout yolluyoruz ya, o, hangisi? Hangi dosyadan bahsediyorsun? Mesela burada hani hangi layout'a, gerçi burada layout demiş de. Bu r.id'ler şuradaki tıkladığım nesnenin id'leri. Yok, layout'tan bahsediyorum. Ben burada. Hangi layout? Geçen projede falan yaptım. Tamam, mesela burada fragment transaction kullanacağım. Şuradaki id'lere göre karar veriyorum. Yani şuradaki id'nin ben burada hangi sayfayı açması gerektiğini, şurada neyin göstermesi gerektiğini biliyorum. Yok, ben bu gibi üzerinde. Ondan bahsediyorum. Ben mesela farklı şey, mesela reklamın, ben id'yi gördük de layout sandım ya. Başka ne var? Size'ı yaptık. Custom channel, country, add units, size, platform. Now view diye bir şey var mıydı? Yoktu sanki. Sekiz tane. Bakalım biz kaç tane eklemişiz. Sekiz, dokuz. Size bir şey atladık. Ne atladık? Mavi ne? Country yok o zaman. Country var. Mavi diye bir şey eklemedim ki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir şey atlıyorum ama neyi atlıyorum? Platform country. Platform form mu hocam? Yok, atmışız. Size. Size alakalı bir şey hocam. Add size var ya. Now add size. Add unit. Size at. Size hocam. Site var. Size. Product yok hocam. Product. Hocam. Size. Şu. Evet. Size. Add size. Size en başta eklemişiz. Biz hocam product yok. Product yok. Now alt-tire. Add product. Bir çalıştıralım. En azından tasarım aynı oldu mu? Ona bakalım. Menü itemleri söylemiyoruz zaten. Menü itemlere bakmadık. Evet, görüntü olarak bence birbirine yakın oldu. Sadece ikonları eklersek aynı görüntüye bence ulaşmış oluruz. Şey, bakın menüsü de var burada.
Şurada menü var, bizde de var. Monster Hall şey yok hocam bizde. Görmeyenler var ya. Şu, şu mu? Yok, ya, evet hocam altıydı. Gri mesela. Ha, o da yok. Onu görmeyeyim. O da varmış. Varmış. Başka? Bir bunlar daha sonra eklerim. Bunlar biliyorsunuz nasıl eklendi. Sonrasında tamam, zaman kaybetmeden bu kısım bitti sayalım. Şimdi tepleri ekleyelim. Tepleri nasıl ekleyeceğiz? Activity main. Projemde niye bu şekilde gösteriyor? Bu problem oldu. Bunu bir tekrar kapatıp açmam lazım. Evet, şu an düzeldi herhalde tasarım. Şimdi benim içerik alanım neresiydi? Content main. Content main haricinde ben şu an toolbar eklemem gerekiyor. Yani şu toolbar'ın nasıl eklenebildiğine bakmamız lazım. Toolbar'ın altına bir bakalım, orayı bulalım tekrar. Layout, Activity Main, App Bar Main. Evet, App Bar Main'in içerisine eklemem lazım. Toolbar'ın hemen altına eklemem gerekiyor. Şu Floating Action Motor'u kaldırıyorum. Buradan kaldırdığım zaman Main Activity'den de silmem gerekiyor. Tamam. Tekrar dönüyorum. App Bar Main içerisine. Toolbar'ın hemen altına eklemem gerektiği için App Bar Layout nesnesinin içerisine ne ekleyeceğiz? Tepleri eklemek için hangi nesneyi kullanıyoruz? Hangi sınıf? Tep item'lar nerede bulunuyordun? Tep Layout. Tep Layout. Tepler nerede bulunuyor? Yani şu teplerin eklendiği nesneyi soruyorum. Tap Layout. Tap Layout da destekleme kütüphanesinden geliyordu, öyle hatırlıyorum. Evet. Tap Layout'un ID'sini ekleyelim. Taps. Match Parent. Height. Buna 60 dp yazıyorum. Bakınız, tab layout'u da ekledim. Renkler aynı olduğu için tab layout'la toolbar'ın rengi aynı olduğu için böyle duruyor. Bir de bunu bazen şöyle yapıyorlar. Yanlış ekliyorlar. Aralarda bir çizgi çıkıyor, gölgeye geliyor. Yani şu daha estetik duruyor. Bir de bunun arasında normal toolbar'ın altına ekledikleri zaman da şunu eklemiyorlar arkadaşlar. App Bar Layout'u eklemeden toolbar nesnesinin altına tab layout ekledikleri zaman arada bir çizgi çıkıyor. Toolbar'ın gölgesi gözüküyor. Farklı bir görüntü oluşuyor. Evet, şu an içerisine değerleri eklemem gerekiyor. Buradaki değerleri ben kod tarafında ekleyeceğim. ID'si tabs. Şimdi ne yapmam lazım? Yönlendirme yapın. Fragment layout'larını ekleyeceğim ama ben şunu yapmam gerekiyor ilk etapta. Buradaki navigation item'lere bastığım zaman şu içerik alanını bir kere değiştirmem lazım. Bu nedenle ne ekliyorum? Hangi layout? Evet, dün yaptık. Evet, işte o ana sayfada bittik ya hocam. If else. Hello world yerine ne ekleyeceğim? If else navigation gesture. Layout olarak ne ekleyeceğim buraya tasarımda? Herhangi bir metin ya da buton farklı yerlerini anlayalım diye. Fragment transaction'ı kullanmanız için r.id. dedikten sonra frame layout belirtiyorduk değil mi? Biz henüz frame layout'ı eklemedik. Frame layout'ımızı da ekleyelim. Content main'e geldim. Constraint'i siliyorum. Relative yaptım. Buraya bir tane frame layout ekliyorum. Paletten frame ekledim. En kenardan bıraktım. Nesnenin ID'si.
@artı id frame layout. Tamam, frame layout'ımı da ekledim. Main activity'ye geliyorum artık. Kodları olabildiğince sade hale getirmiştik değil mi? Daha önceki örnekte de. Bunların hepsini biz kullanacağız. Bunlar durabilir. Şimdi tab layout nesnemi tanımlamam gerekiyor ki içerisine item'ları ekleyeceğim. Tab layout, tab layout. Başka hangi nesnem var? Toolbar'ımız var. Şu an başka bir şey tanımlamamıza gerek yok herhalde. Tab layout'ın referansını tanımlayalım. Şöyle bir şey var. Mesela overview'e tıkladığınızda gelen tab'lerin değerleri farklı. Product'a tıkladığınız zaman gelen tab'lerin değerleri farklı olabilir. Yazılar farklı olabilir. Yani ben öyle bir şey yapmam lazım ki Navigation Driver'da hangi değere tıklarsa ona göre tab gelsin. Yani bir, bu projede bir sürü fragment sınıfı üretmek gerekiyor. Mantıken bir düşünelim, kurgulayalım. İlk olarak biz şunu yapalım. Ben basit basit sayfalar hazırlayayım. Şuradaki değerleri değiştirelim. Projem içerisinde activity ekliyorum. Paketi. Adapter paketi. Başka ne var? Fragment paketi. Yeter hocam, bunu bir yapalım. Model, burada model üretirsek işin içerisinden çıkamayız. Dizayna bakalım. Model kalsın. Fragmentları eklememiz gerekiyor. Şimdi burada hangi başlıklar varsa aynı fragmentları ekleyelim. Sizin yaptığınız gibi eklemek daha mı kolay olur? Aynen. Blank. Blank. Şeyleri çıkartın. Blankları tamamdır. Interface falan var orada da. Ne demiştik? Blank fragments, blank değil, overview fragments. Tamam. Diğerleri için de bunu yapalım. Bekletecek herhalde. Sürekli bunu yapmayacak çünkü Gradle'da bir şey ekledi. Bir kere yapacak onu, sürekli yapmamız lazım. Yavaş, bir ondan sonra hızlı gidiyor. Çünkü şu an altta bir şeyler indiriyor. Destekleme kütüphanesi yüklü olabilir. Support V4 Fragments. Bilmiyorum, bir şeyden dolayı yükleme yaptı. Fragments, Length, diğer neydi? Bunları sırasıyla söyleyebilir misiniz? Product. Evet, bunu sürekli yapıyor ama diğer ne? Custom Channels. Şey kaldım ama hocam. Unuttuk değil mi az önce biz onu? Aynen. Yani bir şey zarar olmaz da şey olur. Kafama dursa olayım. Sileceksin o şeylerden. Başka sites, URL channels. Countries, countries, platform, at units.
platforms. Add unit fragments. Add size. The add size. Şimdi bu fragmentların içerisine de layoutlarımızın farklı yerlerde bulunan tıkladığımızda değerlerin değiştiğini görmek amaçlı hızlıca nesneler ekleyelim. Activity'ye tıkladım. Öncelikle ne yapmam lazım? Tıkladığım değerleri değiştirebilmek için frame layout nesnesi vardı. Çekmemiz lazım. Bir metot üretmiştik değil mi? İçeri değiştir diye bir metot üretmiştik. Public void change frame. Neye göre değişecek? Fragment'a göre. Support V4 app fragment. Öncelikle ne yapıyorum? Fragment manager ekliyorum. Manager eşittir get support fragment manager. Fragment transaction ekliyorum. FT eşittir manager nokta begun transaction. En altta FT nokta commit eklemeyi unutmuyorum. ft.replace hangi nesneyle değiştireceğim? v.id.frameLayout olan nesnin değerini fragment argümandan gelen fragment'ta dolduracağım. Burası bitti. Ben artık change fragment'ı change frame metodunu kopyalayıp buradaki tüm değerler içerisine yapıştırıyorum. New fragment add unit. Niye gelmiyor? Heh, fragment'la başlamıyor çünkü. Add unit. Add size'dı değil mi? Countries. Şimdi buradaki her bir değeri görebilmek için farklı yerlerde gerçi tabi bu hazır yöntem dedik ama bunların hepsi bize problem çıkardı. Hocam şeyde bağlamayı unuttuk. Ne? Fragmentların sayfasında layoutları bağlamayı unuttuk. Nerede bağlamayı unuttuk? Fragmentların sayfasında. Olmadık geliyor. Sadece şeyi bağlardık istersen. Bütün çeviri gruplarda bağlardık. Hocam şey de yapabiliriz aslında. Backgroundu değiştirmek istedim. Arka planları. Öyle mi yapalım? Ya ben şey yapıyorum. Ben şeyi göremiyorum. Bu attribute'ü göremiyorum ya. Yazamıyorum ben. Neyi? Güncellemişler bunu. Problem şurayı göremiyorum. Yok yok. Text'i açın. Tekste de bir şey yazamıyorum. Altı inin hocam bir enter'a basın. Yorum oraya değiliz. Bak mesela şunlar gelmiyor bende. Background her şey gelmiyor. Gelmiyor mu? İşte problem. Niye gelmiyor hocam? Bir haftadır böyle yani farklı bir derste içeri güncelliyorlar. Bize geldiğimiz zaman
Güncellenmiş. Difriz de devre dışı şu an. Problem oluyor. Ne kadar sayfa var? Daha henüz şeyleri de eklemedik ki. Tepler eklediğimizde de farklı layoutlar çıkacak sayfalar. Uğraşmadan olmaz. Tasarım kod yazmaktan daha uğraştırıcı oluyor Android'de. Evet. Benim anladığım bu. Evet, doğru. Yani derste ne kadar örnek yaptıysak ben hep bunu görüyorum. Doğru görüyorum. Sistemin daha pravası şey var işte. Ama ne kadar uğraşırsanız proje o kadar zengin hale geliyor. O da bir gerçek. Tamam, bunu bir çalıştıralım. Bu arada bununla ilgili bir tane kütüphane buldum az önce. Şey, Material Driver diye kitapta. Neydi? Android'de mi? Aynen. Ve şey var, o şeyde değiştirme de var. Burayı custom etmeyi mi söylüyorsun? Evet hocam, bayağı bir şey değiştirmiş. Çok zengin. Sanki çoğun aynı yerleri eklemişiz gibi olmuş. Neyse, hepsini değiştirdi. Bir de tab'im de geldi. Bu tab layout içerisinde tab'leri de ekleyeceğim ama şuna göre. Overview'a tıkladığım zaman farklı tab değerleri gelecek. Product'a tıkladığım zaman farklı tab değerleri. Yani daha da zenginleştirebileceğiz tab'leri. O halde ara. Evet, devam ediyorum. Şimdi adaptere sağ tıklıyorum. Java class. Adaptörün ürettiğimiz sınıfı neydi? Super class'ı. Fragment State Pager Adapter. State Pager Adapter dedim. İnternet metotları dahil ettim. Şimdi class da birebir aynı isme sahip. Dolu constructor üretmem lazım. Öncelikle ne yapacağız? Get count neye dönecek? Private integer tab count. Bir de argümandan ArrayList alacak. ArrayList fragments. Fragments eşittir. Bunu doldurmayalım burada. Class da birebir aynı isme sahip. Public. Dolu constructor'a ekliyorum. Integer tab count. ArrayList. Fragments. Fragments. This nokta tab count eşittir. Tab count. This nokta fragments eşittir. Fragments. Neye kızıyor? Evet, bir de Fragment Manager'e ihtiyacımız var. Virgül Fragment Manager. Şuna gerek yok. Super parantezi açıp Fragment Manager'ı göndermem lazım. Şu an hata gitti. Get count neye dönecek? Aslında şu an tab count'a gerek yok. Tab count zaten fragment'ın size'ine dönecek. Fragments.size. Get fragment neye dönecek? Bulunduğum fragment satırına dönecek.
return fragrance nokta get position. İşi daha da kolaylaştırdım. Buraya normalde if else yapıyorduk. Buna da gerek kalmadı. Şimdi bu fragrance state pager adapter'ı kullanalım. Nerede kullanalım? Main activity içerisinde kullanalım. OnCreateLeaf OnCreate metodu içerisine öncelikle bir sınıf ismini adapter olarak ürettim. Adapter eşittir name birinci argüman fragment dizisi fragment listesi ikinci argüman fragment manager ArrayList fragments eşittir name ArrayList fragments'ı gönderdim virgül ikinci argümanım fragment manager get default get support fragment manager'ı gönderdim. Varsayılanda hangi tab'i gösterse bunları kendimiz belirtmemiz gerekiyor. Bir uygulamaya bakayım da. Burası genel bakışmış. Birinci sekmemiz. Overview genel bakış. Birinci tab'de şu yazıyor. Fragments nokta add new fragments. Evet, new fragment değil ne olacak? Bunların sayfalarını öğretmemiz lazım. Oo, işler biraz karıştı. Şunu yapalım. Fragment tab'leri tab içinde fragment üretmem gerekiyor. Yani şuradaki fragmentlar ayrı. Bir de burada tab'lerin de fragmentlar olacak. İngilizcesini bilmiyorum. Türkçesine bakıyorum şu an. Tahmini kazançlar var. Yani şunları yazmamız lazım. Sayfa görüntüleme. Hocam şey yapalım yani biz kendimize bir kafa yapalım. Yani biz bir iki tane ekleyelim onları gösterelim işte. Yani maksat tasarımı görmek olsun. Şöyle yapalım. Hepsini aynı tab mi yapalım? Farklılaştırabiliyorsunuz normalde. Aslında iki tane tab yapsak bir tab size. Farklı. Şöyle göstereyim. Maksat nasıl yaptığını biliyorum hocam. Bakınız genel bakışta tahmini kazançlar sayfa görüntüleme var. Ürünlere tıkladığınız zaman yani şu tab başlıkları değişebiliyor. Yani tabler birebir sabit değil. Onları değiştirebiliyorsunuz. Yani şu an iki tersi yapalım. Tamam. Geri kalanınızdan biz skin'imizi öpmeye devam edelim. Çünkü niye? Yani mantığı çözmek lazım. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum. Yine fragments ekleyelim. Neydi bunların isimleri? İngilizce bir bakalım. Estimated Earning. Earnings. Tamam. Finish. Şunları kaldıralım. Diğer neymiş? HBs. HBs Fragments. Tamam. Şimdi tepliyat içerisine de yerler eklemem lazım. Şuradaki fragment'ın indisine göre olacak. Tepliyat.etep tepliyat.newtep.settext ne olacak? Estimated
Tabi bunları da yine şöyle yapalım. Radius'a tıklayın. String examen içerisinde bunları da ekleyelim. Tab alt re. Ne demiştik bunlara? Estimated. Bir de page views vardı. Tamam, bunlar bitti. Bir de tab layout nesnemi adaptere bağlamam lazım. Bir şey unuttuk mu? Tab layout'u nasıl adaptere bağlarız? Şöyle bir görüntüleyelim bakalım ne oldu. Evet, hem bu tepler geldi. Hem de buradaki değerleri görüyorum. Şunlara henüz bir layout'a bağlamadığınız için şu an bunlar bu şekilde geliyor. Tep layout'ında nesnelerin boyutu kadar davranmasını istiyorsan, yani bütün nesneleri bir tepe sıkıştırmasın, nesne boyutu kadar davransın istiyorsan ne yapıyordun? Scrolling özelliğini değiştirdim. Scrolling özelliğine bakalım. App bar main'de. Buraya ne ekliyorum? Scrollable mı? Neydi bu? Şöyle tab layout scrollable diyelim. Tab mods. Android mi diyorum? Tab mods. Doğru yazdım herhalde. Bir bakalım. Yerde bir hatamız varmış. Şu an çalışıyordu bu. Şeyde diyor 21. app var. 21'de de sağlayacağım. Orada evet, şey şuraya diyor. Kızıyor. Evet, oraya kızıyor şu an. Şu an ben de izlediğini göremediğim için set tab box. Şuradan ekleyelim. Kodla ekleyelim. O nasıl yazmış hocam? Bunlar da yanmış. App 2.3 üst üste. Android değil. Android. Şöyle bakalım. Evet, şu an istediğim gibi oldu. Birebir AdSense uygulaması gibi. Şimdi şöyle bir problem var. Evet. Bunu net ben de bilmiyorum. Buraya VPager eklememiz lazım ki sağa sola swipe etsin. VPager'i kodla mı eklemek lazım? Normalde çünkü şurada bir tab şöyle çizecek olursam burası biraz sıkıntı olabilir. Şu içerik alanı hangi nesneydi? Burası hangi nesneydi? Framework. Ama ben bu tepleri swipe ettiğimde şu içerik alanının değiştirmesi için bir page kullanıyordum. Şu an frame layout var. Yani VPager eklemem lazım. Ne? Ne recycle'ın bir daha farklı değil? Yani şöyle VPager'ın da yapısı aynı mantıkta. Onda da mesela layout eklenmiş. Layout'ı değiştirir.
Şimdi benim anlamadığım kısım şu. Ben bunu swipe etmek istiyorum. Frame layout swipe edebiliyor muyum? Bir defa hiç frame layout kullanmayacaktım. Doğrudan bir pager kullanacaktım. O ilk yaptığımız örnek gibi. Evet. Nasıl ya? Şey mi yaptı? Çekti çekti tep değişecek diyor. Yani sağ sol yaptığı zaman o tep değişecekmiş. Evet. Aynen. Ama ben şurada navigation driver için frame layout ekledim. Yani kodla frame layout içerisine vpager eklesek mantıklı olmaz mı? Deneyelim mi? Olmaz tam mı? Tam sorunu anlayamadım hocam şimdi bu sorunu. Şimdi ben buraya tıkladığımda frame layout kullanıyorum. Tamam. Şu frame layout'ı değiştiriyorum. Ama bu tab'lere bastığımda frame layout'ı değiştirebilirim ama bu vpager özellik kazandırmıyor. Sağ sola swipe edemiyorum. Hocam şimdi bu aktive ben üzerinde değil mi? Şey olarak kullandım, diğer türlü kullandım. Şey yapıyordu, sağ sola gidiyordu. Neyde gidiyordu? Hani sizin şey değiştirdim de relative yapmıştım. Frame layout kullanıyor musun? Bakayım var mıydı o? Yok. Benim çerçevem frame layout. Frame layout, yani frame layout'la vpager aynı işi yapıyor normalde. Fragment göstermek için. Hocam şey yapsanız, Google yazın hocam bir dakika. Frame boşluk, layout, swipe yazın. Sen boşluğu da yok. Boşluk swipe yazın. Enter diyeceğim. İlk sıfırdaki olan var ya hocam. Sizin sorduğunuz bir şey mi hocam? Adamlar iki tane yapmışlar. Bir altta frame şey de var. En altta sinyal fragment label gibi. En altta da hatta ikiye bölmüşler. Ve şey diyor. Burada bayağı uğraşmışlar. Burada diyor ki fragment activity. Fragment state pager adapter, vpager kullan diyor. Yani bizim yaptığımızı yapmış aslında. Şimdi ben diyorum ki normalde ben burada üstteki çerçeve benim zaten frame layout. Alttaki ise benim layout'ım şurası. Diyorum ki frame layout nesnesinin içerisine vpager eklesem vpager bu tepleri değiştirse olmaz mı? Aşağıdan yapsak dediniz. Ana çerçeve frame layout zaten. Çevirici değişecek. Tamam. Aktif tepki değişecek. Dediğim yapıyı anladınız mı? Anladım şimdi ben. Alttan değişti, yukarıdaki de değişecek. Alttan yapıp aslında üst şey gibi aslında. Tam swipe gibi. Ya da tamam. Bu frame layout'ı hiç kullanmayacaktım. Vpager üzerinde yapacaktım. Direkt aktif tepki üzerinde mi? Yani content mail'di herhalde. Yani şöyle deneyelim. Bakınız problemi belki çözebiliriz. Net ben daha önce bu iki çalışmayı tek bir örnekte yapmamıştım. Frame layout'ı ID'sini mesela buraya vpager yapalım. Bu frame layout meselesini bulalım. Main activity'ye eklemiştik herhalde. Ya da hiç eklemedik mi? Bir bakalım bu çalışacak mı? ft.replace vpager nesnesinin değerini değiştirecek mi? Eğer değiştiriyorsa problem çözülür. Göstermiyor. Fragment transaction vpager diyelim. Navigation driver vpager. Thank you.
Frame Yard içerisine VPG'yi eklesem soru çözülmez mi? Hocam onu yapmış var. O da öyle yapmış zaten. Ben daha önce zaten öyle demiştim yani. Bir kişi şey yapmış, onun direktliği içerisine VPG'yi eklesmesini oluşturmuş. Ondan sonra adaptör olarak da Fragment Manager vermiş. Fragment State Manager. Kullanmamış. Ya da şunu yapabiliyorsam da olur. VPager nesnesinin içerisine frame layout ekleyebiliyorsam da olur. Olmuyor. Siz sadece layout'la mı hocam kısımları? Efendim? Sadece layout'la kaydedebilir miyim? Yani şuraya şu tepleri sağa sola sürüklediğimde VPager'ın değerini değiştirmem lazım. Bunu ilk haline çeviriyorum. Mantıken ben bu frame layout nesnesinin içerisinde programatik olarak VPager eklersem sorun çözülmez mi? Yani bir deneyelim. Onun için ekleyin şey. Ama o frame layout'un içerisinde kaymaz mı? Yani aynı frame layout'un içerisinde. Denememiz lazım. Net daha önce kullanmadığım için net bilemiyorum. Şöyle neydi? Frame layout'umuzu tanımlamasını yapalım. Şimdi VPager'ı bu örneği net hatırlamıyorum. Şunu şey yapmam lazım. Yeni bir çalışma açıyorum. İki tane metot vardı. Ona bakacağım. Şu örnekte vardı herhalde. İki satır kod kopyalamam gerekiyor. Net hatırlamıyorum onların yazımını. VPager nesneniz VP tap layout VP'yi gönderdi. Deneyelim bakalım ne olacak. Bu iki ürettiğimiz neydi? Estimate Earning. Şunu bir tane en alta bu frame ile yapmış yine. Burayı da değiştirelim. Buraya bir buton ekledim. Diğer neyse hangisiydi? Page views. Buraya da yazı ekleyelim. Bakalım gerçekten değişecek mi? Yani şu yazdığım iki satır tab ile VPager'ı bağladı.
VPager'i kodla ürettik. Bakalım ne oluyor. Tepliyada yukarıda üretmem gerekiyor. Biz satırda fark edemedim. Şu an farklı bir hata veriyor. Nesnenin ID'si olması lazım diyor. VP nokta set ID. Bakınız değişti. Bu hep bir kızardı normalde. Bunu yapalım arkadaşlar. Normalde set ID içerisinde doğrudan bunu gönderemem arkadaşlar. Normalde set ID metodu içerisinde biz ne yapıyorduk? R.id. nesnenin referans ID'sini yazıyorduk. Evet. Şu an biraz işin kolayına kaçtım. Uyanıklık yaptım. Set ID metodu doğrudan referans ID alması gerekiyordu. Nesneyi ürettim. Referansını bilmiyorum. Normal bir sayı verdim. Bu nesnenin referansı bu olsun dedim. Kızması normal ama hata vermiyor. Bunun çalışması engel değil. VPager'ın referans ID'si yani şu an 1. Bunu yapabiliyorum. Doğrudan sayı verdim. Çalıştı. Peki sayıyla aynı sayı mı geliyor? Bu 1 ile çakışan bir referans ID'si olmadığı için çalıştırıyor. Hani VG'sine girip bir şeye basar mısın? Ya tabi hocam. Tamam, onlar çalışıyor. Bunların, bunları ben şu an ekledim. Bunların doğru geldiğini gördüm. Nerede kaldı? Şey hocam, ikincisi şu. Bakınız, bunları ben doğru gördüm mü? Şunları doğru gördüm mü? Benim için önemli olan bu. Şimdi hocam yukarıda mesela, kardeşe bastınız hocam. Evet, iki tane ekledi. İki tane eklemedi. Aslında biri içeride kaldı. Şunu yapmam lazım. Herhangi birine bastığım zaman bunu silmesini sağlamam gerekiyor. Ben de hocam, overlap'ı ithal etmemiz lazım. Yani overlap'ı hiçbir şey koymazsak. Evet. VPager'ı silmem lazım. Ya da hide, gizlemem gerekiyor. vp.setVisibility v.visible göster. Bir de bunu gizlemem lazım değil mi? Aslında bu daha işim bitmedi. Şey yapmam lazım. Tab'lere tıklanınca gizle göster demem gerekiyor. Çünkü VPager'ı kopyaladım. Global alıyorum. Buraya visible. Visible ne demekti? Göster. Invisible yapacağım. Gizlemiş olacağım. Ama tıkladığım tab'e göre yapacağım bunu değil mi? Eğer bunlardan herhangi birine tıklarsa ne yapacak? Invisible. Gizleyecek yani. Oldu mu Ertuğrul? Problem mi? Ama hocam hepsinde page list geliyor. Şimdi hepsinde aynı şey geliyor hocam. Tepler geliyor. Tamam diyoruz ya. Şurada yapacağız. O teplerin değişme işlemini de burada yapmamız gerekiyor. Evet. Örnek bayağı ekstrem oldu. Farkındayım. Aynen. Bayağı da işin gelecek. Ama daha önce bu yapıyı da hiç kullanmadım. İkisini birleştirip kullanmamıştım. Güzel oldu. İleri seviye olacağım şu an. Gerçekten ileri seviye oldu. Tekrar özet geçer misiniz derseniz hayır. Özetini geçemem. Zaten video var. Videoyu izleyin. Edge size bunlar doğru geldi herhalde. Bir de şuraya bakalım. Bunu gizlediğimiz için düzgün göremedik. Geçme, şey, bir geç olmadı. Aynen.
Mantıken şunu yapmamız lazım. Tamam. Biraz daha kafaları yoruyorum. Şu kısmı VPager ekledik. Tamam, burası dursun. Set ID. Adaptör. Mesela buraya tıkladığınızda bu adaptör farklı olabilir. Şu adaptör farklı olabilir. Ama adaptör aynı kalsın. Sadece şu fragmentları değiştireceğim. Bakınız burayı, bir saniye kafam iyice karıştı. Burayı bir kopyaladım. Bunun metot içerisine alıyorum. Public void. Change tab. Orada sağa sola kayma özelliği mi olmuş? Bir saniye. Sağa sola değil, kafamı karıştırdım. Change tab. Kafalar iyice karıştı. Ertuğrul, bekle. Hepsini de gösterelim. Invisible olmasın. Sadece tepleri değiştirelim. Change tab içerisine şu fragmentları array list'ten alalım. Tamam. Şurayı da siliyorum artık. Fragments. Fragments eşittir. Name array. Buraya fragments'ı gönderdim. Tamam mı? Buradaki değişken değerlerini de aldım. Bunları da buraya gönderdim. Çalıştıralım. Şunları varsayılan da sildiğimiz için hata alıyor olabiliriz. Kısmı alta ekleyelim. İlk açılışta boş gelmesi normal. Overview'a tıkladığım zaman buraya tepler gelmesi gerekiyordu. Pardon, edge size eklemişiz biz. Edge size'a tıkladığım zaman buraya tepler gelmesi gerekecek. Yine bir yerde bir hata var. VPager'ın tanımlanması yapılmış mı? Evet, VPager change tab içerisinde yapıldığı için change tab'in altına eklemem gerekiyor şu kısmı. Yani nesnenin referansı change tab içerisinde yapılmış. Daha sonrasında VPager eklendikten sonra üretmem gerekiyor. Tekrar bakalım. Bence şu an olacak. Edge size geldi. Ben olayı çözdüm. Diyorsunuz ya iki tane geldi. Aslında ben fragment transaction'da ekledim. Layer'da eklememem lazım. Çünkü tab'den geliyor değer. İşte ben onu demiştim. Şu an daha mantıklı oldu ama. Bazısında geliyor, bazısında gelmeyecek. Şu an hepsini tek bir tab'e bağladık. O zaman şunu kaldırmamız gerekecek.
SSI'ın layout'ındaki save boş bırakırsak olmaz mı? Bir saniye, change fragment'ı frame'i değiştirmem gerekiyor o zaman. Burayı kaldırırsam olmaz mı? Oldu. Şimdi daha güzel bir şey oldu sanki. Şey, İki tane üst üste geldi ya. Change frame'i kaldırdım. Eğer tab varsa zaten tab'i getiriyor. Vpager içerisine dolduruyor zaten. Change frame metoduna gerek kalmadı. Biz buna ilk başladığımızda tab'i eklememiştik. Tab'i eklemediğimiz halde change frame metodunu eklemek durumunda kalmıştık. Zaten ilk tıkladığım indis tab'i açacaksa niye tekrar frame'i göstersin? Değil mi? Mantıken. Yani şu tab normalde şöyle düşünün. Yani buraya bastığınızda zaten şu tab'i açması gerekmiyor mu? Evet. Yani biz ne yapmıştık? Başta biz bunu dizayn ederken şu tab'i hesaba katmadan ürettiğimiz için tab için bir layout ürettik. Onun layout'ını bir tane şey yaptık. Tab için layout üretmiştik. Tab için layout üretmemize gerek kalmadı şu an. Zaten sıfırıncı tab seçili duruma geliyor zaten yine. İki tane tab üst üste bindi az önce. Şimdi ben bu metotların her birini kaldırmam gerekiyor o halde. Karışmasın arkadaşlar. Biz bunları kaldıralım. Sadece şu kısmı bayağı ekstrem bir örnek oldu. Bunları kopyalıyorum. Bakalım ne olacak? Performanslı olacak. Ben bunu merak ediyorum. Şey açalım. Drop'ta açalım. Tamam mı? Yazıları değiştirelim. Tab'lere basınca yazıları değiştirsin ama layout'lar aynı kalsın. Yani şu yazıları değiştirdiğini görsek o bile yeter bizim için şu an. Bu örneği kullanabilirsiniz. Direkt kodları ben size göndereyim. Gayet kapsamlı bir çalışma oldu bence. Hocam olabilir, niye olmasın? Yani şunları bile tek bir metoda almak lazım. Hepsini kopyala yapıştır yaptık. İyi olmadı. Şöyle bir deneyelim. Bakalım ne oldu. Mesela add size, reklam boyutları, reklam boyutları, reklam kodları diyelim. Tepleri değiştirsin. Yani navigation driver'da şuradaki değerlere bastığın zaman buradaki tepleri başlığını değiştirir. Görsem o bile yeter benim için. Daha sonrasında ne yapacağım? Fragments.add'in değerlerini değiştireceğim. Reklam boyutları, reklam kodları. Add units, bu neydi? Add units. Bir saniye İngilizcesine bakmam lazım. Add units. Reklam boyutlarıymış zaten o. Add size, add units, reklam birimleri. Boyutları birimleri. Biz onları tek bir tepte yazmışız. Aynısını yazmışız. Neyse o da aynı kalsın. Normalde tepleri farklı olmasını istiyorum. Countries. Mesela buraya Türkiye yazdım. Üç tane tab eklediysem, üç tane de fragment et eklemem lazım. Yine aynısını göstersin, o önemli değil. Custom channels. Kalsın ya, burayı değiştirmeyelim. Birkaç tanesini değiştirelim, gerçekten değiştiğini görelim. Tamamdır, bu kadar yeter. Genel bakış. Maksat değiştiğini görmeyeceğim. Tamam, bakalım o halde. Country'ye tıklayalım, diğerlerine tıklayalım, bakalım ne oluyor. Değişiyor mu?
Country'ye tıkladım. 3 tane geldi. İkinci ile üçüncüyü aynı yapmıştım. Başka neyi değiştirdik? Add Units. Add Units'e tıklıyorum. Ha, bu tab'leri de ekledi. Tamam, bu tab'leri clear etmemiz lazım. Öncelikle tab layout nokta tab'leri nasıl clear edebiliriz? Remove all tabs, daha sonra hepsini, o zaman bunların her birini eklemem lazım. Gerçekten yaptığımıza değdi bir bu çalışma. Ama bu metotları biraz sadeleştirmek lazım. Bu haliyle hoş durmadı. Kanların hepsini bir metodun içine, daha doğrusu hepsi metotların içine mi atar? Tabii metot içerisinde, yani şunların hepsi aynı ya. Bunları tek bir metot içerisine almam lazım. Kodları azaltmam gerekiyor. Deneyelim. Countries, Türkiye, Hindistan, Çin. Add units, reklam boyutları, reklam kodları. Gayet iyi oldu. Tab'lerde değişti. Navigation'dan tab'leri de değiştirdim. Bir de program açılışta boş geliyor ya. Evet. Orada varsayılan birinci navigation item'ı tıklama olayı gibi davranırsak, yani overview'u çağırırsam ya da dashboard gibi şey yapıyorsam, overview'da kodlar ne yazıyor? Veya overview değil de normal ana sayfa gibi. Oraya da bir tane daha tab koysak. Yok, genelde bu uygulamanın orijinalinde şöyle duruyor. Overview nerede? Buradaki de aynı. Yani eğer hiçbir şey seçmemişsen, açılışta boş getirmiyorsa, burada birinci seçilen sıfırıncı indis, burada birinci değer oluyor. Bu birinci değerin tepleme getiriyor. Yani şurayı kopyaladım. Concrete içerisine ekliyorum. Peki şey de yapabiliriz değil mi? Yani iki açılır açılmaz, yani başka orada bir teple at olsa. Bak, dikkatlice bak. Neyi getirdi? Şunu, overview'ın tab'lerini getirdi. Overview'a da tıklasan aynı geliyor. Tabii hepsini değiştirmedik. Aynen. Bence bu uygulama yaptığımızda değdi. Biraz uzun sürdü. Karışık oldu ama şunları, kodları sadeleştirirseniz, tek bir metot içerisine dahil ederseniz eminim daha güzel olacak. Çocuk sorumlardan sonra sabah açıklaması hocam. O yüzden şöyle kodları biraz daha sadeleştiriyorum. Change tab'in en altına bu iki satırı ekledim. Diğer kodlarda şu iki satırları sildim. Change tab'in zaten en altında bu işlemi yapıyor. Şu tab layout et tab set text'leri de nereden alabilirim? Bakınız burası da sabit. Orayı da değiştireceğim. Burayı ben nereden yapacağım? Change tab diyorum ya. Change tab içerisinde ArrayList parametre göndereceğim. Zaten bu fragment nereden geliyor? Change tab fragments. Fragment'ı bir yerde kullandık mı? State Pager Adapter'da kullanmışız. Bu fragment'la bu alttaki fragment aynı mı? Kafam iyice karıştı. Buradaki fragment farklı bir fragment miydi? Oradaki listedeki fragment değil mi? Üst taraftaki aynı. Farklı. Buraya tab fragments diyelim. Change tab'e ikinci bir değer ekliyorum.
Taps. Şimdi Taps'te virgül ne ekleyeceğiz? Fragrance. Hocam bir şartlı parametre yani eleyebilirse olarak yüklemeyecek miyim? Fragrance. İkinci parametre eleyebilirse olmayacak mı? Eleyebilirse fragrance. Tamam eleyebilirse işte. Bunun nesnelerin ID'leri aynıymış. Bir saniye, bunlar zaten aynıymış ki. Buna gerek yok. Kafam iyice karıştı arkadaşlar. Bekleyin, çözeceğiz. Bu fragment'ı zaten almışız biz. Şu satırları yazmak istemiyorsam, yani ben bunu for döngüsünü alsam ama ben bu new kısmını gönderemem. Bunu mecburen arkadaşlar bu kodu daha sadeleştiremeyiz. En fazla şunu yaparız. Bir for döngüsü üretip şu başlıkları azaltabiliriz ama yine aynıya gelecek. Yani çünkü for döngüsü içerisinde fragment.add dediğim zaman şu değeri ben string olarak alamayacağım için bunu gönderemeyeceğim. Mecburen bunu yaptık ki bekleyeceğiz mesela. Evet. Bence bu şekilde daha da sadeleştiremeyiz gibime geliyor. Çünkü change step içerisinde ben bu fragment'ı zaten gönderiyorum. Değil mi? Bilmiyorum. Daha eklenebilirim. Kodu 1-2 satır daha azaltamam gibime geliyor. Şu set text'i for döngüsü içerisinde alıp gösterebilirim ama for döngüsü içerisinde bunu nasıl ekleyeceğim? Kaç tane tab varsa bunları fragment olarak belirtmem gerekiyor. Bir de her fragment için bir tab başlığı eklemem lazım. Bakalım son haline. Bir şey değiştirmedik herhalde. Tekrar bir çalıştıralım. Kodları azalttık sadece. Tamam, ben bunu yine GitHub'a yükleyeyim. GitHub'tan bakarsınız. Güzel bir örnek oldu.